Ay. Hoş geldin. Ablacığım. Ne bu hal, bu eşofman? Ne? Demode buldular tabii değil mi işte? Hiç öyle bir şey yok Nergis. Niye uyduruyorsun ki şu an? Otur otur, ne oldu? Abla. Hı. Öyle bir sınıfa düştüm ki. Ya akıllara zararlar ya. Ha babam sınıfındaki öğrencileri aratmazlar. Derste hiç alakaları yok. Benim oturacağım sandalyenin üstüne böyle su dolu balon koymuşlar. Ne diyorsun ya? Şeytanlara bak sen. Ne olacak sonra? Oturdum tabii. Patladı balon. Sonra da okulda beden eğitimi kıyafetleri vardı, onları giydim. Ay neyse, hadi ben çıkayım. Anca hazırlanırım zaten. Sen nereye gidiyorsun? Kurabiye'yle buluşacakmış. Böyle baş başa yemekler falan. Gıy gıy keman, mumlar. Ay abla öyle deme ya. Siz beni idare edersiniz değil mi? Ya Tuğçe'nin doğum günü falan. Nergis dikkat et. Bak Onur ne dedi Koray için? Sağlam ayakkabı değil dedi. Onur Bey çok mu sağlam ayakkabıymış abla? O nasıl söz be? Tensiz tensiz konuşuyorsun. Ya abla öyle söylemek istemedim biliyorsun yani. Önemli değil. Haklısın zaten. Ama dikkat et yine de, olur mu? Tamam tamam, dikkat ederim. Hadi merak etmeyin. Öpüyorum. Düşürme onu. Ablacığım. Ablacığım yapma bak böyle ya. Tamam Onur bir hata yapmış olabilir ama seni seviyor yani. Ben emin değilim sevdiğinden. Baksana yaşadığımız her şey bir yalan üzerine kuruluyormuş. Değil mi? Ya deme öyle, olur mu öyle şey? Niye yalan olsun ya? Siz aşk evliliği yapmadınız mı ablacığım? Hem sen Onur'u seviyorsun. Aşıksın ona. Bilmiyorum. Ne hissettiğimi bilmiyorum ona karşı. Aşık mı oldum, değil miyim? Gerçekten duygularımdan emin değilim artık. Neyse ben biraz kahvaltımı ısıtırım. Lale, Onur. Dinler misin beni? Seni dinlemek istemiyorum Onur. Ben yoruldum artık. Lale tamam bak, anlıyorum. Bana kızmanı, yerden göğe kadar haklısın. Sana yalan söyledim, şu an beni affetmemeni de anlıyorum. Ama benim aşkımdan şüphe edemezsin. Ederim Onur. Seninle, bizimle ilgili her şey sisli ve karışık. Ben kendi duygularımdan bile emin değilim şu anda. Aşkımızdan bile şüphe ediyorsun yani, öyle mi? Seni ikna etmek için yapabileceğim hiçbir şey yok mu? Yok. Arama artık beni. Emir'i istediğin zaman gelip görebilirsin. Ama benim karşıma çıkma. Ben yaşadıklarımdan dolayı çok yorgunum. Lütfen. Peki. Şimdi bana seni sevmiyorum dersen bir daha hiç aramayacağım seni. Hayatında sadece Emir'in babası olarak kalacağım. Lale. Şimdi gözlerime bak ve seni sevmiyorum de. Bırak üstahlık ya. Söyleyemeyeceğimi düşünüyorsun Onur? Lale lütfen gözlerime bir bak. Gözlerimin içine bak. Eğer sevgimi görmüyorsan tek kelime etmeden hayatından çıkacağım. Lütfen bir defa bak. Olur ben. Abi yakışıklı abim. Bir gül vereyim de takasın manken gibi sevgilinin saçına. Abla ben sevgilisi falan değilim. Nasipse o da olur. Güzel gözlüm, hokka burunlu. Ne güzel de yakışırsınız birbirinize be ya. Aynı film artistleri gibisiniz. Tutu maşallah, nazar değmesin inşallah. Nazar değdi bile. Abla bize müsaade eder misin lütfen? Şimdi hiç zamanı değil. Aşkın zamanı mı olur be artist abim? Yarına çıkacağın ne belli? Ya peşin peşin seveceksin ya hiç sevmeyeceksin. Ablacığım izin verir misin? Burada bir şey konuşuyoruz. Ne olur? Bu işler konuşmayla olmaz. Yakışıklı abim benim. Bakışlı olur. Bakışlar aşktan belli olur. Duy. Bir baksa gözlerime bakmıyor ki.
Sen de kim bilir neler yapmışsındır be ya. Kim bilir zamanında ne naneler yemişsindir. Filinta gibi boyun var ama türlü türlü uyum vardır. Abla ne güzel bildin ya. Vallahi iyi görüyorsun yani. Oo, daha neler görürüm neler ver de uzat elini bir bakayım ablacığım. Ama neler görürüm neler. Neler? Abi neler görürüm neler. Elem tere fiş, kem gözlere şiş. Ablacığım bir izin vereceksin mi? Abi bir atılma be, dur oğlum be, Akara Murat gibi. Cüneyt Tarkan'ım benim. Ablacığım bak biz burada bir şey konuşmaya çalışıyoruz lütfen. Aman Ceylan gözlümün elinde neler görürüm neler. Gerçekten görüyor musun? Hem de üç boyutlu be ablacığım be ya. Kızanın biri senin kalbini böyle kırmış. Ekmek kırığı gibi ufalayıp ufalayıp kuşların önüne atmış. Duy. Kimmiş acaba o? O harfinde biri. Orhan mı desem, Orçun mu desem? Odun diyelim biz abla, direkt odun diyelim. Güzel ablam, hadi. 40 fırın ekmek yemesi lazım senin bu güzel kalbini alması için. Hiçbir şey yemesin. 40 dereden 40 delik testiyle su taşıması lazım. Kendi içsin. Abi vallahi 40 kamyon da güller dökecek kapının önüne. Haydi gülünüz de benden olsun. Para istemez. İstemiyorum. Al be ya sultanım. İstemiyorum abla, sağ ol. Yok yok, istemiyorum vallahi, istemiyorum Gül ya. Tamam ablacığım, al sen şu parayı. Çiçeklerin hepsini alıyorum. Ne yapıyorsun Onur? İstemez, senin olsun paran. Param vardı, hepsini satın alacağını mı zannettin? Burada kaç tane bağrı yanığın sevdası var, gülü var. Al bu kızım, bu gül benden sana, para istemez. Sağ ol ablacığım. Hı. Paranla her şeyi satın alabileceğini düşünüyorsun. Pelin Su'ya yaptığın gibi ablaya da çek yazsaydın. Lale yanlış anladın sen beni. Onur, ne olur artık peşimden gelme. Gelme peşimden ya. Lale. Gelme. Lale, ablacığım. Abla yürü gidiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Nilüfer. Tamam yürü gidiyoruz. Ne oldu? Abla, ne oldu ablacığım? Gidelim anlatacağım. Lale bir bekler misin? Allah kahretsin ya. Neymiş efendim? Gözlerinin içine bakıp onu sevmediğimi söyleyecekmişim. Bak bak bak. Özgüven patlamasına bak. Resmen ukala ya. İyi bari söyleyebildin mi? Söylemedim. Tabii canım söyleyemezsin. Kolay değil o kadar yani. Sonuçta seviyorsun. Abla ondan değil ya. O esnada falcı geldi yanımıza. Kafam karıştı, unuttum. Ay deme kız. Ne dedi falcı? Bari güzel şeyler söyledim. Böyle barışacak mısınız? Ne yapacaksınız? Kavuşuyor musunuz? Tekrar ne dedi? Delirdin iyice. Ne barışması ya? Bitti diyorum. Onur defteri kapandı. Ay kızım öyle kolay mı? Aşk birden bitsin bitsin. Deli misin sen? Aa. Biter işte ya. Bitti bizimki işte. Raf ömrü bu kadarmış. Ne yapalım? Bitti. Ay ablacığım deme öyle. Söylenmez. Aa. Söylenir işte ya. Bitti diyorum ya. Sahi ya. Ben niye gözlerinin içine bakıp artık ben seni sevmiyorum demedim ki? Hayır niye demiyorsun? İşte ben eşek kafalıyım çünkü. Anladın mı? Eşek kafalıyım. Şimdi zafer kazandığını düşünüyordur o. Ablacığım bak ne olur sakin ol. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Ne olur canım kardeşim bak. Heh, biraz sakin ol. Biraz böyle öfken dinsin falan. Ondan sonra bir karar veririz. Dinmeyecek benim öfken falan. Tamam mı? Demir tavında dövülür. Bu defter kapandı artık. Ben gidip her şeyi konuşacağım onunla. Her şeyi açıklayacağım. Yeter. Ya nereye gidiyorsun? Aa, sakın peşimden gelme artık. Sinirlerim bozuyor benim. Aa. Yok gidiyorum. Tamam Kurtuluş abi. Tamam merak etme, o iş bende, ben anladım. Ne yapmam gerektiğini anladım ben. Oo Lale Hanım. Lale Hanım. Hangi rüzgarda tavşan tavşana küsmüş de daha kavuşmaz derler ya. Dün akşamki maçı izlediniz mi? Son 10 dakikaya kadar çok iyi oynadık. Yalnız maç dedim de cuma günleri 11-12 halı saha maçımız var, kaleci yok. Gelir misiniz? Ben de komik videolar var. Bak yavru kedi var. Yavru kedi annesine şey yapıyor. Papatiyle şey yapıyor annesi. Oğlum Lale ablanız gelmiş, çay verin boşları alın. Yok Samet'ciğim ben çay içmeyeceğim. Onur'la konuşacaktım. Odasında mı acaba? Efendim randevunuz var mı? Bu olmaz. Onur Bey, arşiv odasına gitmişti galiba. Ben bir bakayım ona, dur. Hadi. Yok yok ya, ben yanlış hatırlıyorum. Oraya gitmemişti o. Bir notunuz varsa ben ileteyim ama. Bir notum var ama ben ileteceğim. Tamam. Kalbimizin götürdüğü yere doğru gidelim. Görelim Mevlam ne eyler. Ne eylerse güzel eyler, öyle değil mi? Gel bakalım ne eyleyecek, gel. Oğlum Lale ablanız gelmiş. Açın kapıyı buyurun efendim. Lale Hanım, işte böyle bir şirketimiz. Saranoğlu Holding, 55 yıldır birlikte güvenli, oda sıcaklığında 25 derecede tebessümle çalışıyoruz biz bu arada. Heh,
Onur Bey, Onur Bey burada yok. Onur Bey, bir kahve içmeden bırakma. Hayır, hayatta istemiyorum bırak. Samet. Gerçekten istemiyorum. Al bakayım. Ay istemiyorum. Yol çıkar belki. Hayır, istemiyorum. arkadaşım, elinizde fazla Onur Bey var mı? Yok, anladım, yok. Nasip kısmet, bugün varız, yarın yokuz zaten. Bakalım, şöyle bir bakalım. Onur Bey, yok mu? Yok bakışı, Onur Bey yokmuş. Yok. Samet, sen ne yapıyorsun? Vallahi iyiyim, siz nasılsınız Leyla Hanım? Ben senin ne yaptığını farkında değil miyim zannediyorsun? Farkında mısınız? Çok farkındayım. Şimdi Onur'un odasına gideceğim ve ona söylemem gerekenleri söyleyeceğim. Bu kadar. Yapmayın Leyla Hanım, yapmayın. Leyla Hanım! İnşallah Onur Bey odasında yoktur. Yani bu aşk böyle bitmemeli. Görevinde başarısız oldun Samet. Bugün benden duymak istediğin her şeyi sana söylemeye geldim. Hatta gözlerinin içine de bakabilirim. Tabii senin benim gözlerimin içine bakmaya cesaretin varsa. Bir zamanlar zengin ama onursuz bir genç vardı kapınızdan kovduğumuz. Hatırladın mı Lale? Erol? Erol tabii. Neredesin kız şapşık? Vallahi özlettin. Nasıl gidiyor şiddetli geçimsizlik? Gel buraya. Gel öpeyim. Allah! Her yanın cereyan, elektrik olmuş. Nasıl bir negatif yüklendin kız? Hayırdır? Ama burası Onur'un... Sen Onur'un odası diye, sen Onur'un odası diye geldin. Kız onlar hep değişti. Berlin duvarı falan yıkıldı. Doğu batı birleşti. Onlar falan hiç yok mu? Ya benim bir şeyden haberim yok Erol. Allah Allah. Bunlar niye böyle yapıyorlar? Bu Pelinsu olayı gibi bunu da mı senden sakladılar şimdi? Neyi sakladılar Erol? Şimdi Lale'cim. Vallahi gıybete girecek ama ben anlatırım. Anlatmasam da karnım şişecek çünkü. Şimdi bu Onur'un miras için evlendiği ortaya çıkınca ki bu mevzuyu açtığım için gerçekten özür dilerim. Allah kahretsin. Gerçekten tatsız da bir mevzu. Bu ortaya çıkınca babaannem bu durumu öğrendi. Onur'daki bütün yetkileri alıp bana verdi. Şirket artık benim emrimde. Öyle mi? Vallahi öyle. Bütün yetkiler bana geçti. Onur'u da artık arşivemi kaldırdılar, depoya mı dıktılar sarı olanı. Ama hak etti. Yemin ediyorum hak etti. Bir makam, bir mevki için insanları böyle kandırıp idare edemezsin. Artık yeter dediler bir yerde de. Demek her şey doğruymuş. Yani bu şirketin başına geçmek için evlenmiş benimle. Sen üzüldün şimdi bak. İşte hayır, hayır. Öyle de düşünme. O kadar da değildir de. Sen bayağı üzüldün şimdi. Tansiyonun düştü kız senin. Ayran mı çarpalım senin yüzüne? Ne yapalım bacım? Hadi seni kullansan anlarım da. O Sabi Sübyan, ufacık yeğenimi, o bebeği kullanmak. Yani bunun için bunu kullanmak sen... Erol. Çok özür dilerim. Tamam. Resmen kaptırmış koltuğun Erol'a. O olsun ama. Sen beni böyle hayal kırıklığına uğrattın ya, senin de yüzün gülmesin. İyi günler kızım. Lale. Babaanne. Şirkette olduğunu çocuklar söyledi. Evet, Onur'la konuşmak için gelmiştim. Laleciğim, yoksa siz de... Yok. Bir daha beni aramamasını söylemek için geldim Onur'a. Ama Onur yerinde yoktu. Erol vardı. Bu da benimle para için evlendiğinin en büyük kanıtı oldu. Koltuğunu kaptırmış. Evet. Öyle oldu. Bak kızım, sevgi, aşk işlerini para işlerinden ayrı değerlendirmek lazım değil mi? Değerlendirilemiyormuş işte. Yani biz hikayemizde bunu gördük. Bizim aramıza parayı Onur soktu. Benimle para için, mevki için evlendi. O yüzden ben bunu ayrı ayrı değerlendiremiyorum. Neyse. Ben gideyim, Emir bekler beni. Emir öp benim için. Ablacığım, hoş geldin. Ne yaptın? Konuşabildin mi Onur'la? Konuşamadım ama çok faydalı şeyler öğrendim. Ne öğrendin ablacığım? Onur artık genel müdürlük koltuğunda oturmuyor. Onun yerine Erol oturuyor. Yani bu demek oluyor ki evlilik para için yapılmış. Tamam o zaman gel, ben sana bir kahve yapayım. Biz şey yapalım, biraz konuşalım. Gel. Her şey için tekrar teşekkür ederim Koray Bey. Ne demek? Bak yine Koray Bey diyorsun. Peki Koray. Artık bunu daha sık sık yapalım, tamam mı? Yemek nasıldı? Güzeldi.
Beğendiğine sevindim. Nergis? Ne oluyor şimdi arkadaş ya? Nereden çıktı bu herif? Koray bu. Ben şimdi onu var ya... Samet sen dur. Sakin olacaksın. Ama Onur Bey... Artık içeri gireyim. Senin ne işin var Nergis'in yanında? Ne demek ne işin var ya? Enişte. Nergis'ciğim bir saniye. Nergis yetişkin bir insan. Sana mı soracağım? Evet bana soracaksın. Nergis benim kardeşim sayılır. Onu üzen beni de üzer tamam mı? O yüzden uzak dur Nergis'ten. Allah Allah. Sen kim olduğunu zannediyorsun be? Ha? Kimle istersem onunla görüşürüm tamam mı? Hadi yürü git işine. Koray o elini kolunu bir indir. Benimle düzgün konuş. Enişte lütfen. Sakin olsana sen arkadaşım. Ben gayet sakinim. Ayrıca senin arkadaşın falan da değilim. Enişte ne yapıyorsun ya? Lütfen sakin ol. Nergis'ciğim rica ediyorum. İki saniye bekler misin? Lütfen. Nergis'ten uzak duracaksın. Bu kadar net. Duyuyor musun? Allah Allah. Nedenmiş o? Onu sen benden daha iyi bilirsin. Neyin peşinde olduğunu biliyorum. Sahtekar herif. Ya enişte ne diyorsun? Ne sahtekarı ya? Nergis sen karışma. Lale'yi kaybetti ya, elinde tutamadı ya. Onun hırsını benden çıkartmaya çalışıyor sinirini. Bırak gelsin. Karımın adını ağzına alma. Ya sen daha karını elinde tutamıyorsun ya. Gelmişsin burada erkeklik yapıyorsun, hava yapıyorsun. Abi bırak ben devralayım bu işi. Sen ne diyorsun lan İbiş? Samet. Tamam, tamam Samet. Sakin ol. Samet bir dur. Geç şöyle. Defol git buradan bak. Sabrımı zorluyorsun iyice. İstersen Lale'ye soralım kimin defolmasını istediğini. Sana Lale'nin adını ağzına alma demiştim. Sana bunun hesabını soracağım. Elinden geleni ardına koyma. Enişte lütfen ikiniz de gider misiniz? Lütfen. Nergis. Onur bu halinde gördüm ya. Bravo. Lale bu adam zarar verecek Nergis'e. Bunu sen mi söylüyorsun bize? Sen kimsin? Asıl biri beni senin için uyarmalıymış. Senden başka hiç kimse bize bu kadar zarar veremez zaten. Gider misin buradan? Abi, Onur Bey, hadi gidelim biz. Nergis, hadi. Hadi. Harbi mi ya? Mevzuya bak, acayip mevzu kaçırmışım. Sonra ne oldu? Ay evet ya, aldı Koray'ı burasından. Böyle tut... Koray ne ya? Daha üç günlük tanıdığın adamı Koray ne? Ya işte Koray Bey tuttu burasından. Vallahi enişten psikopat gibi gözüküyordu. Bence bir süre sen eve gitme abla. Zaten öyle bir niyetim yok ki benim. Vallahi iyice çıldırdı. Çığırından çıktı bu adam. Yani hani bizim de böyle elimiz armut toplamıyor tabii de hani. Ha, toplasın kurtuluş toplasın. Övündüğün şeye bak yani pes. Koray dendiği an delleniyor. Hani neden acaba? Evet yani bir de ne alaka Onur ve Koray bir şey yapamadım yani. Geliyorum. Buna bak sen bir şey falan bilmiyorsun değil mi? Bana bak kız, bu Koray'la bacanak arasındaki mevzuyu sen biliyorsun gibi geliyor bana ama dur bakalım, ha? Enişte. Ha? Bir arkadaşını aldatmış. Nasıl? Kim kimi aldatmış? Hangi arkadaşı be? Ne arkadaşı? Ne aldatmış, ne yapmış, kim aldatmış? Anlat bakayım kızım, bir merak ettirme adamı ya. Yani aldatma derken hani sahtekarlık anlamında. Neymiş efendim, Koray sahtekarmış falan. Hani eniştem dedi ya, o açıdan dedim. Dur bakayım şimdi, hani sahtekar olsa öyle... Tek kalemde 75.000'e de... Ne oldu yine? Buruş buruş oldu yüzünüz ha? Konuşuyorduk öyle. Ha öyle şey yapıyorduk işte. 70 ne? 70? Şey yap, 70 ya. 70 artık böyle şey demiş anne bu. 70 böyle burasına kadar 70. Yeter artık demiş. Bacanak şey yapmış yani. 70 artık demiş yani. Onur'dan konuşuyorsunuz ha? Hanım? Ah, öğretmen hanım siz oturun ben bir gazını çıkarayım oğlumun. Pes kurtulmuş pes, böyle bağırarak ne konuşuyorsun ya? Ne yapayım ne konuşuyoruz işte ne yapayım benim Allah Allah. Abla sen bana küs müsün? Ya biliyorum bugün seni çok üzdüm ama öyle söylemek istemedim ben.
Hayır, neden küseyim? Zaten haklısın. Baksana Onur'un yaptıklarına. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu işin altında başka bir iş var gibi ama dur bakalım. Aman ne iş olacak Allah aşkına? İşte barışmak için yollar arıyor. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.